Merhaba arkadaşlar, ben Kürşat. Başlıktan da gördüğünüz gibi niye video atmadığım ve hasta olduğumla ilgili konuşacağız. Şu anda iki kelimeyi zar zor bir araya getirebiliyorum. Bir cümle bile kuramıyorum gerçekten. Çok kötü rahatsızım şu anda. Pazar günü akşam uyudum ve çok rahatsızım şu anda. Gerçekten çok kötüyüm. Şu mikrofon da niye böyle duruyor ki? Dediğim gibi gerçekten çok rahatsızım. 2 gündür de video çekemiyorum. Şu an bakın saati de göstereyim şimdi. 7.38 çarşamba. Bu videoyu da çekmeyecektim daha. Bilgisayara bile yeni geçiyorum. Yeni oturuyorum daha. Pazar günü akşam çok iyiydim aslında. Bir şeyim yoktu. Uyudum. Kalktım. Pazartesi okula gittim geldim. Pazartesi okuldan gelir gelmez uyudum. Hatta uyumadan önce diyordum ki beni saat 6 gibi uyandırın. Bir saat uyuyup kalkayım. Videom yok. Video çekeceğim diyordum. Uyudum o saatte ve bu sabah uyandım. Ciddi diyorum, bu sabah uyandım da. Neyse, düşsün o yerde kalsın şimdilik. Bu sabah uyandım. Dün uyandırmışlar beni, haberim bile yok. Hastaneye gidip gelmişiz. Hastanede iğne olmuşum, ondan bile haberim yok. Bu gördüğünüz fotoğrafı hastanede çekinmişim. İşte haberim bile yok ama hiçbir şekilde haberim yok bu fotoğrafın çekildiğinden dahi. Burada doktor beni muayene ediyormuş. Ben acayip korkmuşum, bir şey olacak mı diye, bir ameliyat falan olacak mıyım diye korkmuşum. Niye böyle bir şeyden korktum onu bile bilmiyorum. Sadece bir anda tribe girmişim o anda halsizlikten. Sonra doktor korkmamam için gelmiş ve bana demiş ki ciddi ciddi. Hani cidden böyle bir şey olmuş. Sana şeker vereceğim korkmazsan demiş, şaka yapmak için. Sonra ben de cidden sevinmişim şeker alacağım diye. Şu tipe bakar mısın? Sanki bonsai tarlası yanmış da ben civarından geçen bir tane köylüymüşüm gibi duruyor. İşte şimdi bu sahnede de şey oluyor. Hemşire bana iğne vuracak burada. Ben de korkuyorum. Acayip korkmuşum tabii, hani iğne vurulacağım. Haberim yok. İğne vurulmak için gittiğimizi bile hatırlamıyorum orada. Anlattıklarına göre tabii bana. Popomdan iğne olacak o anda da. Böyle iğneyi sokmuşlar popoma. Tam böyle şırıngayı ilerletecekken, böyle pimin ne, ona ne deniyor bilmiyorum, onu ilerletecekken ben ay popom çok kötü acıdı diye bağırmışım orada bütün insanların içinde. Ama bunların hiçbirini hatırlamıyorum. Keşke bunu fotoğraf çekmek yerine şey, videoya çekselermişti. Gerçekten çok daha güzel olacaktı. İşte bu da böyle bir anımdır. Hastaneden geldikten sonra da video çekmişler ama ben onu daha hatırlamıyorum. Hani gerçekten dediğim gibi pazartesi akşam okuldan geldim, uyudum ve bu sabah uyandım yani. Dün önceki güne dair falan hiçbir şeyi hatırlamıyorum gerçekten. Hani telefonumda 7-8 kişiyle telefonda görüşmem var. Aramışlar beni ya da ben aramışım, hiçbirini bilmiyorum. Hani gelen aramamı giden aramamı bakmadım. Böyle incelediğim zaman 40 saniye 30 saniye 1 dakikalık falan görüşmeler var. Ama yemin ederim hiçbirini hatırlamıyorum. Hani ben mi aramışım, onlar mı aramış ya da ne konuşmuşuz hatırlamıyorum. Bir iki tanesini aradım, dedi evet konuştuk yani bayağı bir şeyin yoktu dediler. Ama gerçekten hatırlamıyorum hiçbirini. İşte burada hastaneden geldikten sonra bir tane video var. O popomun acıdığı ile ilgili, bakın şimdi. Kürşat, iğne yapılırken neren ağrıdı canım? Popom. Wow. Hani bu neden olmuş hiçbir şekilde bir bilgim yok benim. Doktora da sorduğumuz zaman hani üşütmüş de olabilirim demiş, stresten de olabilir demiş. Ama bu büyük ihtimal stresten dolayı, çünkü ben strese girdiğim zaman bakın şuralarım hep kıpkırmızı olmuş. Dudağımı yiyorum. Hani çok çirkin bir görüntü. Dudak büyütme challenge yapmış gibi duruyorum baya. Merhaba arkadaşlar, ben Kürşat. Bugün Kürşat'a sor part 1'i çekiyorum. Yani vlog gibi bir video oluyor. Bana sordu. Cringe challenge. Cringe. Neyse arkadaşlar, dediğim gibi işte cidden çok kötüyüm şu. Pazartesi akşamından beri kötüymüş ama ben daha bu sabahtan beri kötü olduğumu hatırlıyorum. O yüzden sorun yok. Gerçekten hani halim yok hiç. Bir video çekmeye falan halim olmadı bugün. Bu videoyu çekmeye bile halim yoktu ama hani bilgilendirmek, haberiniz olsun istedim sizin. Yani bilgilendirmek istedim sizi. Neden video atmıyorum, neden video gelmiyor, neden video atmıyorum, neden video gelmedi hakkında bilgilendirmek, bilginiz olsun istedim. Bu yüzden de çok
cidden iyi değilim şu iki gündür ve video çekemiyorum. Ve okula gidemediğim için sanırım ilk kez bu kadar mutsuzum. Çünkü çok kötüyüm, hani yataktan kalkamayacak derece kötüyüm. Dediğim gibi daha yeni oturdum bilgisayara ve direkt bu videoyu çekmek için oturdum. Instagram'daki o snap atma yerine işte bununla ilgili bir şey atmıştım. Bayağı bir kişi, çok teşekkür ederim tekrardan. Geçmiş olsun dilekleriyle mutlu ettiler yine beni. Çok sağ olun gerçekten. Neyse arkadaşlar, gerçekten iyi ki varsınız. Hani bir günü bile aksatmamak istiyorum gerçekten bu video konusunda, video çekme konusunda bir günü bile aksatmamak istiyorum. Ne olursa olsun her gün video atmak istiyorum gerçekten. Çünkü severek yapıyorum bu işi. Hani gerçekten yaptığım şeylerin değerinin olduğunu ve güzel olduğunu düşünüyorum. Sizin de böyle düşündüğünüze eminim. Gerçekten çok sağ olun hepiniz teker teker. Gerçekten iyi ki varsınız. Bugün de yanımda olan herkese gerçekten çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Ama durun bir dakika, böyle bitiremem. Biraz gaza getirerek bitirmem lazım. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Henüz videoyu beğenmediyseniz like tuşuna yumruk atmayı ve henüz kanalıma abone değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.